Durum ne? Ne yapayım lan? Sadece bakımını kontrol ediyorum. Bir şey yaptım yok. Şu an kireç mireç her şey bitti. Evet. Şubat diyecek ve Daha aralıktayız. daha %90 tamamlandı diye. Biraz da, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kışın ortasında bal tamamlanacak. Evet. Ve çok iyi para edecek. Çok iyi para edecek. Sen ne diyorsun ya? Hem de öyle böyle değil. Öyle böyle para etmeyecek dediğin doğru. Koyacağız yani yine 60-70 baldan. Artı 3000 verdi. Olur. Şimdi kral, ben pamukçu arkadaşa bir uğra, o bitiriyor bence şu an. Sona geldi o. Tabii. Bundan bir yarımlık çıkacak gibi geldi bana sana. Öyle zaten şu an yarısında. Şimdi şöyle bir şey, biz bu pamuğu aldık. Bu pamuktan bize artmadı diyelim. Şöyle yaparız. Bunu gider boşaltırım diyorsun, değil mi? Ya kanka, elle mi götürüp boşaltacağım bunu? Ha, 10.000'i çıkaracak. Kalan 3.000, 1.000 neyse atalım bizim kasaya diyorsun sen. Ama diğerini atacağım. Küçüğü atacaksın önce, değil mi? Yukarıdakini atacağım. Fazlayı mı? Ha, bu artanı mı diyorsun? Aynen öyle abi. Kanka bunu bir biçtirelim. Önce bu küçük parçayı ben... Ama bir dakika. Acaba bu küçük parçayı götürsek sayar mı %100? Ona bakacağım işte ben de. Saymazsa zaten her türlü bunu feda edeceğim. Bir kumar oynadık. Şimdi. Diyorsun ki bu küçük parçayla %100 derse ne ala, demezse yapacak bir şey yok. Yani. Çünkü 10.000'liği verirsen %100 diyecek zaten. Şimdi işte 10.000'liği vereceğim şimdi. Direkt %100 diyecek. Buradan çıkan 300-500'ü de bize verecek. Ha, buradan çıkan 300-500'ü de bize götürüp hemen koymana gerek var mı? Yani direkt Diğer tarlada var ya. tarladakini bunun üstüne ekleyerek de yapabiliriz yani. Ya da geçerken bunu bırakırsın oraya. O da bir şey, bir yöntem. Mesele şu. Eğer bunu alıp da bize para sayarsa. Saymazsa zaten tadından yemez. En sevdiğimiz şey olur. Para da sayabilir. Ya mal vermesini istiyoruz biz de, yani para da sayarsa Allah bereket versin, ne diyelim. Bakalım ne yapacak. Ne yaptı? Aldı %85 dedi. Değil mi? Para Evet. sayacak. Boşuna denedik. E bunu burada bırak. İçeri buraya getireceksin zaten. Mecburen. Öbür arazi için. Biçer bitirdi zaten orayı. Sonra bitti. Bunu da oraya bırakacaksın. Üste para sayacak bu idi. Az verdi lan. Ha?
bir şey yok abi. Ama 70 verir. Bize bir şey bırakmadı. Bize çok bir şey bırakmadı gibi. Bize hiçbir şey bırakmayacak. Para sayacak sadece. Pamuktan ürün bırakmayacak yani. Ya kontrat parası mı diyorsun sadece? Sadece kontrat parası alacağız. Yetmiş verirse ne hala? Bunu bırakacağım. Yalnız 70'e sokmadan buna mazot mu alsak biz? Öyle yaparız, ne olsun, ne alırız? Ya mazot orada. Hmm. Sağda. 70 de aşağıda. Şöyle bir şey. E şu an diyorsun ki lades selades, para saymasına da eyvallah. Bu tarla küçük olduğu için büyük arazide belki diyorsun bir top bırakır. Ya da yarım top. Ya yarım top, 5000 litre. Çünkü bıraktı bir kere abi. 10 bin götürdük, sonunda 3000 litre mi, 4-5000 litre mi, 6000 litre mi getirdik, kendi yerimize koydu sonra. Onu yaptığını biliyoruz en azından bir kere. Arazi ufak diye bence böyle oldu. Olabilir. Ya öbür arazi de bence verecek. İsmi tabi biliyorsun. Verir mi vermez mi bilemiyorum. Bunu diyorsun fabrikaya bırakalım. Oradan bunu götür buraya gönder. Görevde teslim alalım. Ne para verdi? 7000 miydi bu? Öyle bir şeydi. Bu orada yürüsün, biz uyuyalım. Şubat gelince de bizim ekim makinelerinden birini pamuk arazilerine sokalım, çıkalım. Sonra uyumaya devam. Pamuk arazilerin ikisine gelin geçelim kendim. Çünkü asıl ekeceğimiz iş var. Ya şöyle söyleyeyim ben sana, 15 bin litre pamuk alıp verdiğimiz zaman niye boşaltmıyor? Bu nasıl boşaltıyoruz lan? Y ile mi boşaltıyordu bu? Ha. Bir çerdöveri indirirsen boşaltmaz ki oğlum. Hasittir lan, içindekini mi boşaltmıyor? Aa. Kral içindekini boşaltmıyor. Hayırlı olsun. Sok öbür araziye. Bir dakika dur. Sen boşa harcıyorsun. Orada da boşaltmayacak. İçindeki çok az diye boşaltmıyor bence. Çıkmıyor ya. Belli bir litrenin altında boşaltmıyor demek ki. Ha? Litre böyle başka bir şey yok. Öbür araziyle birleştireceğiz. Ya bir top çıkarsın öbür araziden, zaten bu araziyi tamamlandı diyecek direkt. Ama öbür araziyi nereye boşaltacağız onu? Aynı yere. Ha? Ha? Yani o arazi bitene kadar biz bize bir şey kalıp kalmadığını göremeyeceğiz. Benim anladığım kadarıyla. Şu an. Olacağına bak arkadaş, 1000 litre var içinde boşalt. Demek ki belirli bir litrenin altında boşaltmıyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Makinenin böyle bir huyu varmış. Sen zaten şurada 2 kere mi 3 kere mi uyuyacaksın, sonra pamuk edeceksin.
İleri de bakın, bu 5 bin olduğu zaman bir boşaltmayı deneriz oraya. Ben hiç denemem, boşver. Fullesin boşalt. Arazi kocaman zaten. Kaç tane çıkaracak belki belli değil. Gitmiş o kadar büyük değil. Değil diyorsun ama. Çıkacak pamuğa bak da gör. Ben sanırım buradan deli pamuk çıkacak. Bu arazi küçük değil o kadar. Şuraya bak. Bir de öbür arazinin verimi de düşük olabilir bu arada. Bunun verimi çok yüksek. Biz uyuyalım o zaman. Yani. Ben sana şöyle söyleyeyim. Biz zıbar alacağız. Vakti gelince de bizim arazilerin ekimini yapacağız. Evet. Yani elimizden gelen bir şey yok şu an için. Mecburunu yapacağız yani. Abi biraz çay mı sallatsak acaba? Ne diyorsun? Bakarız. Paramız azaldı mı bizim? Yemeğim bitti lan onların. Ulan demek bu anlamdakiler paftan oluyor ya. Hiç düşünmemiştim öyle ha. Şu arkadaşları bir otlayayım mı diyorsun? Romorkun içindeki ot yetecek mi lan ona? Yük yiyeceğim. Birine bile yetmez. 1000 falan var lan onun içinde. 1000 mi 2000 böyle bir şey var onun içinde. 2000'miş. Fullemeyiz romorku belki ama diyorsun bir miktar dolduracağız. Yüzümü varmış lan içinde. Ulan iyi vermiş bizim arazi ha. Bence fullemene gerek yok, bu doldurur ama. Yok fullemeyeceğim ben. Kupton çünkü bu doldurur bu içindeki. Ulan bizde bu kadar harbiden düşündüm de şimdi şu tempoyu 120 ton çektin oradan oraya bir tane daha mera olsa sittin seni yetiştiremeyiz o oraya. Yirmi sürdü tak 18'e düştü o 5-6 bin aldı bak. 25 bindi. 25 bindi. 7 bin 8 bin. İyi aldı. 7.000-7.500 tane aldı işte. Yani şimdi bir koyacağız yani fullemedin yani tam dolmasını da bekle tam bitmesini beklemeden doldurmamıza rağmen 15.000 falan çakıyoruz yani bir turda. Bunu da koyacak 10.000 kalacak içinde. O bile kalmadı. Ve baktığımız zaman şöyle de bir durum var. O zaman biz yine uyuyoruz. Değil mi? Aynen. Anasını satayım uğraştığımız işe bak. Şimdi pamuk ekeceksin. Bir de o var değil mi? Evet. Bir de pamuk işi var şimdi onu ekmek lazım oraya. Çok geç kalmadan. Şimdi para dengesi de önemli. Artı 3000 verdi. Para yukarı çıkıyor yalnız 68'di. Ben bu işten anlamadım abi. Fabrikaları kontrol etsin ağaç içeği büyük ihtimalle doldu. İyi kıyafetler daha dayanır da sen şeye bak bir ağaç içeğine baksana. Ağaç içeğe full. Kumaşlara da bak istersen. Çünkü fabrikanın biri cortluyor. 3000 burada var. 3000 burada var. Fabrikaları bir kontrol etsene. Biri sıkıntılı.
Bunda bin öbüründe iki mi var? Yani biri birine, biri birine yine. Buradayken istersen ilk kıyafet halledelim. Yakındayken. Yine bir tane birine, bir tane birine vereceğiz kardeşim. Yapacak bir şey yok yani. Kıyafet geliyor cayır cayır. Zaten bir tur daha uyuyacağım, pamuk ekeceğiz. Pamukla beraber üretince kumaş fabrikası üretiyor abi. Güzel üretiyor yani o zaman. Diyorsun ki bunu aldım, hemen arkamda fabrika var, oraya dönüp hop sal kumaşı üstüne. Salıyor şu an. Zaten bir uyumaya kıyafetlerin ikisi de full. Full olmaz. Yaklaşır ama. 2,5 falan olacak. Daha iyi yaklaşsın. Çıktı. Anasını satayım, üretim hattı tamam eyvallah da. Oh. Oğlum kumaş fabrikaları işi yeniden üretene kadar kıyafet dayanacaksın kardeşim. Yapacak bir şey yok. İdare et, canını okurum senin. It all it. Biz neyi alacaktık? Ayçiçeği. Baga mı soktun sen onu? Ayçiçeğini alacağız şimdi. Bu arada ekmek fabrikası 30 ton alacak boşluk çıkartamadı değil mi? Bakalım. Şu ayçiçek yağlarını bir kitleyeyim diyorsun, param bir artsın ha. E çıkartmışken kalan kanalıyı da satarız bu türde. Yarısı da olmuş zaten. Sat gitsin anasını. Sat gitsin anasını. Hocam para değil mi lan? Para işte. Neye bakacaktık? Ekmekte diyorum 30 tonluk yer yok. Yok. Olay da un fabrikası için boşaltalım dedi. Gönder hocam. Bir satalım diyorsun ha? Tabii canım, bunları bir satalım. Ciddi para var ha elimizde. Grosser. Herhalde o alıyor. Şey alıyor muydu lan bunları hazır yemek mesela? Alıyordu bildiğim kadarıyla. Grosser'e bak. Johnson's veriyor da siktir et. Çok uzak. 20 dolar için gidilmez yani. Tam 20 euro var Grosser'le arasında. Değmez, yapıştır git. Kırmızı mer var. 493 veriyor. Bayağı iyi veriyor lan. Değil mi? Yukarıda da düşürüz. Oraya mı verelim? Verelim gidelim, ne olacak bu? Fark var diyorsun yani. Fark var. Ama yakın sonuçta. Ya ha o kadar oraya gittin, ha o kadar oraya Grosser'la, gittin. Grosser'la aynı mesafede bence. Ya çok fark yok aralarında ama iyi para farkı var şu an onların arasında. Tabii canım. Tarlalar, ortadan tarlalardan da geçebilirsin girebiliyorsan. Yok be, gerek yok ya. İki yoldan çıktığımız zaman tam karşımıza denk geliyor zaten. Kaybolmuyorsun en azından. Bir şey söyleyeyim mi? Hı? Kaç saattir o orada biliyor musun?
Biliyorum. Biliyorum canım. Bu da ne demek biliyorsun değil mi? Tabii canım. 24'e 1 diyorum sadece. Başka bir şey demiyorum. 24'e 1 derken? 24'te 1 diyorum. Ha. Ha ya 24'te 1 işte. Her 24'te 1 mucuk. O mucuktan da bize ufak bir sucuk. YouTube Premium'da gene her türlü. Fark etmiyor. Ya YouTube güzel ya. TikTok'un şu programı güzel olsa TikTok da fena değil de şu program çok sıkıntılı ya. Yani ben başvuru yapacağım TikTok'a ya. Ben diyeceğim RTN bir kod verin diyeceğim. Bir mixle basmak için. Vallahi. Gerçi o zaman chat nasıl takip edeceğim bilmiyorum da. Onu da bir yolunu bulurum herhalde. Bulur mu? Bulur. Ben de götürüklerden bulurum. Babam sitesini açarız. Açsam da göstermiyor ki şans şerefsiz. Ama bir dönem senin hesabın vardı. Telefonda yok ama. Ben kapattım o hesabı ya. Kapatma modu var mı? Üyeliğini siliyorsun ya. Sildin mi? Ya bilmiyorum, bir tane üyelik ayarlayıp benim bilgisayardan birinden yayına girebiliriz. İşte onu diyorum ben de sana. Öyle bir imkanımız var. Sonuçta bilgisayar var elimizde yani. Magine var. Sonuçta magineyi kullanabilmek mezele. Sattın mı la? Ooo. 34 bin verdi. Güzel vermiş. Allah bereket versin. Sat. Kanolayla da ekmekler denk gelecek bence. Beraber satarsın. Ula oğlum, bala bakmadıkla doldu mu acaba? Kasayı bırak da. Orada zaten beyaz tır var ya. Beyaz tır da var ya. Tam ocaktayız, bal dolduysa var ya. Üf. Yani kış günü de bal iyi para eder diye düşünüyorum. Bence kış günü bal iyi para etmeli. Kırk mı? Kırk mı? Bir uyudun mu tamam. Hem balı satıyorsun. Hem pamuk ekiyorsun. Ekim makinelerinden birine pamuk moduna geçirip ekmeye başlayabiliriz bu arada. İstersen büyük arazi işçiye ver, orada balı satalım. Öyle yapsın zaten. Bir tanesini doldurmuştun zaten. Ek gitsin onunla. Bir daha doldururuz. Bak 6000 verdi bu sefer. Para sıfır azaldı 6000 verince. Sen daha borcu azaltacaksın. 106 bin oğlum, balları sak, ballar dolmuş değil mi? Dolar şimdi. Atacak. Pıt 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 atacak. Arada biz şunu götürüp verelim. Bunlar takılı değil. Şunu da takılı. Hı hı. Onu sen soya yapmıştın da pamuk yapalım onun modunu ya. Bunu verelim. O gider, o gidip gelirken öbür bir çayda böyle niye seviyorum biliyor musun? Tahıl tankını doldurdu deyip mal değneği gibi seni bekliyor. İçindeki tarlanın ortasına bırakıyor, devam ediyor. Pamuk bir çayda böyle. Ha. Balyayı bırakıyor, devam ediyor. Oğlum adam iki teker yaptı ya. Abi bizim işimiz iki teker biliyorsun. Dört teker kastı galiba. Ya dört tekeri sevmiyorum ya abi. Kutu zaten, kutu. Ben arabayı sevmiyorum ki. Ama arabayı ben de çok sevmiyorum. Arabada, işte. Arabada sevdiğim araba olursa olur. İşçi gidiyor ha. O bal tam dolmamıştır. Ama sonuçta doldu. Dolmuş. Balı alan da tek mağaza değil değil mi? Üç mağaza. Bakalım kallığa bir para veren var mı? Değil mi? Benim
verecek, hangisi verecek? Ya sonuçta para gelecek yani. Biz parasına, işin parasındayız hocam. Bal. Yani 2000'in üst 2000'e gelmiş sayılır da 1935 Mısır Gevreği 1969. Mısır Gevreği bayağı bir ileride ama. Gelelim hazır yemeğe gitsin ya. 30 euro çok bir değişiklik yaratmayacaktır arada. Yani 2000 desene 80 bin para verecek işte. E güzel oğlum, paraya bak. 75 civarı bir para verecek. 100 bin kredi ödemiş olsa. Daha fazlasını da ödeyebilirsin sorayım ki. Bakacağız. Şu Ekim zamanına kadar uyuyamazsın zaten. Pamukların ekmeği işini bitireceğiz ki uyuyacağız. Bu arada pamukları ektikten sonra pamuk arazisini takip edeceğiz. Kafayı gösterdiği zaman bitki. O zaten gösterir hemen ya. Gübre. O gösterir. 2-3 günde gösterir. Mart dedi mi gösterecek kafayı zaten. Öyle olacak zaten. Mart'ta da soya ekmeye başlayacağız. Şuraya bak. Ben sana söyleyeyim mi? 150 bin ödersin sen. Ki kral. 150 bin ödersem zaten 2000-2000 elektrikten gelir. Bilmiyorum artık gelir gelmez. Daha yumurta da olmadı. Ama ilk işim şey yapacağım. O 750 binlik rüzgar gülünü çakacağım oraya abi. Paran olursa koyarsın. Önce para. Ben sana bir söyleyeyim, sen o borcu sıfırla zaten o şu anki rüzgar güllerinden bok gibi para gelecek. En kötü 6000 çakacak yani. Abi 13 gün geliyor. 3 günde bir, 3 günde bir toplam 13 bin geliyor. Bir tanesinden. Bir tanesinden. Diyor. Öyle diyor. Ama biz onu niye göremiyoruz? Şu anda borç morç olayından bok gördüğümüz yok bizim. Evet. Kredi iptal, krediyi durdurursak belki kurtarırız. 77 verdi lan. Ben şöyle bir şey yapıyorum abi. Öde la öde. Öde. Bayağı bir düştü borç. Borç çok düştü. Çok iyi düştü. Düştü ki. 2295.000'e düştü. Oğlum daha ekmek var, kanola yağı var, yumurtalar da olmadı. Öyle düşün. Yani hesabı şöyle yap. Soyayı hasat edene kadar. Biz soyayı hasat edip direkt satacak mıyız? Evet. Direkt satabileceğimiz, ya oğlum o kadar soyayı zaten depolayamayız ki biz. Depolarız. Kanka 500 tonun üzerinde verirse ki vermez. 500 tonun üzerinde verirse bir kısmını siloya koyarsın. Kasada tutarsın, ne olacak? Vakti gelince de satış ko. Oğlum soya zaten 2000 yani satışı. 2000-2100 maksimum göreceği orası yani. 1900'e de bulsak 500 ton da paranın mına koyarız. Daha tarlanın cücük kadar yerini yapmış. Bak atacak bu 20 binlik balyaz kaldı. Aa bu da bitiriyor. Zaten bunu takip edelim. Öbür tarafın ellerine geleceğiz çünkü. Ya bu fark etmez. Burada bitir, en önemli şey zaten de. Ben şeye bir bakacağım ya. Bu ne alem ya? 11 bin. Şey, o arazide bir şey söyleyeceğim sana. Hı. O pamuğu ektiğimiz yere sarıcı sokacağız değil mi biz? Evet. Ne oldu ki?
Sonra öbürüne bir tane sokacağız. Oba. Yine 10.000 mi oldu bizim kıyafetler ya? Oğlum bir dakika lan. 14.000 veriyor, daha değil. Oğlum orada bileri koruyor böyle. Yanından geçerken bunun içindekileri alıyor. Ha. Ben sana bir söyleyeyim mi? Bu kıyafetten çok iyi para vuracağız biz. Ben çok ciddiyim bu arada reis. Öyle bir para koyacağız ki bundan. Üretirken bizi biraz mikiyor ama. Oh. 14.000'e satılmaz abi. Üretiyor işte. Üretim bandında bir sorun görmüyorum şu an. Gayet güzel üretiyoruz yani. Bence ekicinin işi bitmek üzere. Bu salak orayı kendi dönemez, ağaca takılır. Ben de uzakladım. Bitirdim onu. İşinden çıkaracağım. Diyorsun ki sarıcıyı buraya vereceğiz. Otopilota gidecek. Biz yukarıya bununla 52 dakika vıç 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 yapacağız. Bitecek. Ne oldu öyle? Tertemiz. Öbürünü makineye gönderelim mi? Kıvır kıvır, çok dibe gitme, çok dibe gitme. Açacak kocaman o kolları zaten. Buradan her türlü alır yani, fazlasıyla alır. Bu salak baga girecek zaten bir yerde. Boyunu bir şey... Gönderiyoruz. Arkadaş gitmeye başladı, tamamdır. Biz diyorsun bir mıncık elle gideceğiz yine o küçük araziyi mecbur. Direkt ekiyoruz bak. Ekme işinin hızlı bitmesi de işimize geliyor açıkçası. Buranın sarısını döndükten sonra zıbar maskaya devam. En az 4-3 kere daha uyuyacak. Evet. Çık lan, makine geliyor. Gerizekalı yol ortasında duruyor. Bak içinden geçti. Vallahi acı. Ekiyoruz, biçiyoruz, gayet her şey güzel gidiyor bence. Ama yani açıkçası senin merak ettiğin şeyi ben de merak ediyorum, biliyor musun?
Yani o kadar araziye soya ekersek... Seri bir şekilde toplarız abi. Ne kadar para kazanacağımız çok önemli. Bir de hepsini aynı ürüne ektin ya. Hepsini de aynı dönem hasada sokacağım. Pamuklar dahil. Yani kesintisiz ekime kadar uyuyacağız. Ve gelecek pasif geliri düşün. E pasifin dibi gelecek. Zaten biz borcun bir çoğunu ödeyeceğiz. Pasiften. Makine falan da almazsak. Deli borç ödeyeceğiz yani. Zaten biz o borcun çoğunu ödeyelim. Bize bir de makine parası bıraksın. Bir de rüzgar gülü parası bıraksın. Ben şu an başka hiçbir şey istemiyorum. Bu borcun çoğundan fazlasını ödeyeceğiz biz. Ben sana söyleyeyim bak bu... Ha bitti işte ektik. Tekrar bunu soyaya ayarlayabilirsin şimdi. Herhangi bir arazide konumlandır. Nasıl olsa geldi. Değil mi? Doldur mu yapayım şimdi? Ha tohum mu? Önce yani. Gübre de koysak fena olmaz. Çünkü o da gübreyle tohumu doldurduğumuzdan şuradaki iki araziyi tamamlayacak bu. Yapmaz. Niye? İki araziyi yapmaz şurayı. Niye? Yapıyordu önceden. Tek yapmıyor. Niye tek yapıyor? Doldur da gör. Emin misin abi? Doldur da gör. Tohumum var zaten. Gübreyi de silo olarak bassak böyle. Ama silonun yanına yaklaşabilmen lazım. Geri geri yaklaşırız abi onda. Şuradan. Paramız var değil mi? Büyük torbalardan alıyoruz zaten. Silo burada değildi. Burada mı ya? Hı. Gübre 25 bin. Kaç para? 5 bin lira. Ya. Daha küçüğü vardır onun. Bu tuz. Devam et. 18,5'luk. 33 bin. O da tuz. 18,5'luk alabilirsin. Şimdilik. Al gitsin oğlum 10 bin kalacak. Ne yapacaksın yani? Nereye koydu acaba? Hemen yanına koydu. Bu işe yarıyor diyorsun. Geri geri yanaş ve al. Yani. Mart'taydı değil mi şeyin ekimi? Hı hı. Üç kere uyuduktan sonra ekeceğiz işte. Ama... Bence şu an düzlersen gider. Takıldı ya. Şimdi... Takıldı ya. Ağacın boyu kısa abi, giremiyoruz oraya. Kesilmiyor. 350 kere denediğin şey.
Gir öyle. Şimdi sağa yanaş. Böyle buradan yanaşırsan yine takılırsın. Bence sıfıra sıfır duruyor şu an. Evet. Yapılacak başka bir şey yok. Öbür makineyi de hazırla istersen. Traktör. Hangisi boşta? Kırmızı. Bunun arkasından... Şimdi bu bir tanesinde sarıcı takılı, ikisinde sarıcı takılı. Üçüncüde de sarıcı takılı mı? Çevirdik galiba bunu. Çevirdik de taktık mı? Takılı değil. O burada. Takmamız gerekirse... Bunu tahmin ettirsem şu traktörü ya. Oğlum bu nasıl düşmüş lan bu kadar arıza ya? Ya oğlum para bitti lan. Para bitti lan. Olacak bir şey yok abi. İki makinemizde fasulye de, buna gübre de koyacak şimdi. Oldu da bitti. Maşallah. Sarıcı bitirdi. Bunu da bir üstteki tarlaya vereceğim. Günün geldiğini ikisi birden yardır. Bu sarıcı işini bitirdiğine göre bitirememiş. Şu arkasını boş bırakmış galiba. Neresi abi? Senin arkan boş bak. Yapmamış orayı da. Ekicinin işi var. İşaretli işi var orada. Şurayı boş bırakmış şurada. Buradan böyle dalman lazım. Bayağı boş bırakmış gelecek. Hoppa, yürü. Bir tek burayı bırakmış. O da geniş diye, ağaçlara takılacağım diye denemedi işte. Büyük bir ihtimalle. Ya bekliyorduk bunu yapacağını. Yani. Abi o yana da bu yana da salla ya. İyi gelir onlar şu anda. Ulan biz bu ekini bok hasat ederiz. Niye? Bir de şöyle düşün şimdi. Acele mi var ya? Tabii sen akşam mı kalkacaksın? Hesaplarında yanılmıyorsam ekmesi, gübrelemesi Allah kurtarsın. Çabuk biter. Ektikten sonra gerisi çorap söküyor gibi gelir. Ekeceğim bir de saracağım. Abi çorap söküyor gibi gelir hepsi. Bak pamuk.
Şeyde nasıl oldu yulafta hatırlasana. Ektik pamuk şey çorap söküğü gibi pıt 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 hemen hepsi sarması bitti. O büyük tarla. Pıt 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 dedin 4,5 saat. Açta kayda bak. Tamam. Ama o zaman şey yaptık abi biz orayı tarla haline getirdik. Ondan sonra biz ektik biz orayı. Yok. Tarla haline getirdikten sonra yayını bitirdim. Bir sonraki yayında ektim. Sadece oraya ekmesi 2,5 saat sürdü. İki makineyle. Ama önce tek makine girdi farkındaysan. Belli bir süre tek makine gitti ya. Diğer tarafları da ekiyordum. Diğer tarafları ekmiyordum. Alt tarafı yapıyordum. İyi hatırla. Alt tarafı yapıyorduk abi. Üst tarafı tamamlamıştık. Alt tarafı, üst tarafı buraya gelene kadar biz burayı tamamlarız demiştik. Hazır hale getiriyorduk ya. Pamuk ağzısı tamam. Şimdi kral. İki tane sarıcı da makine bağlı. Bir tane de kendisi var. Bir de kendisi var burada. Tek. Uyu bakalım. Bayağı bir borç ödedin. Evet. Artı gelmesi lazım şu anda bize. Bilmiyorum ben paraya bakmadım ben. 6000 küsür. Hadi. Hala 6000 küsür. Vallahi ben güvenmiyorum hacım. Şimdi eksilecek o para. Aha kar yağdı. Yazın yağar kar başıma. Hı? Para arttı lan. Ne bekliyordun? Sen böyle yardır yardır uyuyorsun da tavukların yemekleri, koyunların yemekleri, ekmek, kanola bence doldu. Doldu. Hatta bence senin kıyafet fabrikası da içindekini bitirdi. Evet. Para geliyor. Para geliyor. Borcu azalttıkça para gelmeye başladı. Kanal dolmamış lan. Almak zorunda değilsin. Bu da dolmamış. Hiç almak zorunda değilsin. Bitmemiş. Bitmemiş. Ek. Gönder makineleri. Bu hala gidiyor orada. Nasıl Mart'ta ekilemez lan? Döverim seni. Anam Nisan. Daha hop. Pamuklar baş verdi mi? Ekinler baş vermeden gör buzağı toparlamazmış kardeşim. Ben buradan ekinlerin geldi. Başını... Gübre makinesi. Boşa traktör. Bul bir şey. Hangisi boştaysa onu tak. Boşaltmak zorunda değilsin hiçbir şeyi. Bir sürü traktörüm var anasını satayım. Traktörü her biri bir yerde anasını satayım. Ekinler baş vermeden kör buzağı tapam. İçimdeki ivedik çıktı birader. Oğlum bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu saatte var ya, bizimki kalkarsa bir ufak iş için bize bir söver. Öf. Ses çıkarmadığım sürece sıkıntı yok biliyorsun. Ben yine sövecek ne sana söyleyeyim. İyi ki. Lan laleleri diye başlayacak. Ne güzel işte. Sizin ben diye girecek çıkacak bize. Biz burada çalışıyoruz abi şu anda. Ne çalışıyoruz lan? Gerçi şuraya bakılırsa çalışıyoruz şu an şuraya. Evet. O ekran çalışıyoruz diyor bana. Oh, gönder. Yapacak bir şey yok. Ektikten sonra manuel gibi artık.
Arkasından geç onun, bence atacak. Değil misin? Git arkasından çapraz. Çok zıpal attın bak, atıyor. O da bir bak işte hocam. At buraya, buraya. Atma mı ya? Şimdi biliyorsun lan kireç gerekiyor diye. Ama sadece bir kenarına diyor. Orada %85 verdi adası. Çok ödedi bu olsa. Ya aman yapacağı işin içine neyse. Sohuuuun. Çok öldürdü bu olsun. Ver işçiye gitsin aslında buradan, hiç uğraşmayalım. Gerçekten çok öldürdü burası abi. Abi orası çok saçma sapan bir bug ya, neyse. Bak burası %100 diyor. Ha o yürüyor. Sen bu zaten duracak kendi otomatik. Dön bizim araziye. He. Uyuyalım. Tavuklara bir bakalım bakalım. Yemekleri şimdilik var ama 3 kere uyuduğunda bitecek. Evet. O gübreyi zaten atıyor. Bir gün daha atlattık. Nisan'daymış Ekim'i. Ben Mart diye hatırlıyordum. Ama ne para artıyor. Kıyafet de kumaş mı bitiyor? Birininki bitiyor. Kumaşlar da olmuş sayılır. Kanolaya dolacak. Ekmek ne durumda? Doldu dolacak. Güzel. Bal ne alemde? O kadar bal olmamıştır. Ama Mart'ın 3'ü... Üç Mart olduğunda büyük ihtimalle hayvanları bir doyurman lazım. Doyuruz. Tabii tam bitmezse, ya gerçi 1 Nisan'a çekmen için yine uyut doyuracağız. Bak şimdi de düştü. Eksik geldi çünkü. Bu kırmızı da. Yani buna da koymamız gerekecek. Bir kere daha uyuduk bu. Onlar ekerken biz hayvanları besledik. Mantıklı. Olur öyle bir şey. O yer, o yer. Ya ben sana söyleyeyim mi? Zaten ekim makineleri habire boşluk bırakacak. Habire yama yapacaksın elinden. Habire. Her yere yapmayacağız yamayı da. Bak arttı. Bir gidiyor, bir geliyor. Yağmur yağıyor şimdi. Eksik sıkıntı eker. Ekim makinesi o konuda sorun yaratmıyor. Başladı. Ekim makinesinde sorun yok. Yağmurlu havanın dandik tarafı bizim pamuk yapan arkadaşın verimini düşürüyor. Orada yapacak bir şey yok. Benim tarlam değil mi sonuçta? Direkt verdin mi? Verdim gibi. Şunu çekelim ki. Ekiciler çalışıyor. Şunu çekelim. O gübreye taktığım makineyi geri getirmen gerekecek. Sarıcıya. Tamam. Şunu çekelim. Yani hasatlık bir işin yok.
zaten saracağım üstüne bir de. İkinci gübreyi atmadık. Bayağı bir işi var. Hı? İki işi var lan, ne bayağı bir işi olmasın. Biraz uzun sürüyor. Güzel olur, desteği ne kadar? İçindeki arpa. Bir şey soracağım. Tavukların hangisi sıfırladı? Ne gibi sıfırladı derken abi? Mas. İnmemiş sıfıra. Ne oldu ki? Şimdi kral. Birini satalım mı diyecek? Yok. Arpamız azalıyor ya. Hı hı. Buğdaya geçmemiz için bunlardan birini sıfırlamamız lazım. Şu an senin orada 3000 arpan falan kaldı. Birine arpa mı veriyorsun? Ya kafamda öyle bir şey vardı. Ama sonuçta çünkü sıfırlaman gerekecek, anladın mı? Bekleyeceğiz, bekleyeceğiz abi. Tamamen bitmeden başka ürün koyamıyorsun çünkü. Bekleyeceğiz. Kasaya arpa yükle. Ne kaldıysa alacak büyük ihtimalle. Hala var lan. Değil mi? Evet. Ha, öbürlerinde karnı aç değil mi? Bu arada senin kıyafetler 16 bin oldu mu acaba? Bakalım. 18 bin mi? Ne varsa çek sat. Ne varsa çek sat. Varını yoğunu sat. Kendini de sat. Nasıl bir borç ödeyeceğini düşün. Üf. Bu 18 bin dedi. Biz 16 bin biliyorduk. 18. Vay pezevenk. Neyse, 10 tonun üzerinde mal götüreceksin. O da ayrı bir şey. Onun da zevki ayrı abi. 12 bin vereceğiz en az. En az 12 bin vereceğiz oraya. Nereye? En az 12 bin kıyafet vereceğiz. Eldekini çıkarttırırsan. Şimdi... Ya gene tutturamadık şurayı ya. Hayvanların üstüne çıkıyoruz romorkla. Şimdi en az 12 bin vereceksin. Oradan iyi bir para almak başka bir şey. Bir de şöyle bir durum var. Sen bu kadar şeyi yaptıktan sonra bir yandan da yine geldi şey kısmı, kıyafetlere işte kumaş vereceksin. Yapakların doldu zaten, yapakları alabilirsin. Bin min. Ne geliyorsa artık değil mi? Ne gayret. Oğlum kasayı fulledik ya neredeyse. Bu arada paramız da 16 bin oldu ha, ne hikmetse. İyi ama. İşçi gidiyor da bırak da insin. Hayır hayır, 145 oldu tak, 144 oldu. Arada bir böyle veriyor bir şeyler. Zaman yavaş da olduğu için. Oğlum 12.245 diyor. Oha, 14.5 mu vereceğiz biz herife? Neredeyse 15 bin falan. Allah, gelecek paraya bak. Ne para gelecek biliyor musun? 18 bin diyor lan, 18 bin. Bir şere mi alalım? Yoksa borcu ödeyip? Sen borcu kapat. 3 tane bir çerim var zaten.
Burada şey bitti tabii. Kumaş bitti. Kumaş bitti. Zaten 0.5'tesin ya kanka. Aldı zaten bir yer oldu. %70 %70. Para çifte telli oynayacak. Hazır mıyız? O romorka çok yanaşma. Geniş geniş al. Tavan etrafında da olur. Lan! Hazır mıyız? Hala %70 mi? Şey... 18.300'den veriyoruz. Hem de 14.10 veriyoruz. Para çok fena kopacak reis. Eyvah eyvah. Zaten 10.000 desen 180.000 yapar. Lan 18.000. En az 200.000 alacağız. En az o. Ben 300.000'e yaklaşmasını bekliyorum. Bakacağız. Hatta 300.000'i geçecek bu. Bakacağız. Sanmam. Sat da gör. Kanka biraz fazla mı? Çok olmuş. Çok mu hızlı 200.000'e çıktı o ya? Bak 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 bak. İyi seyret, iyi seyret. 16.000 var zaten. 275.000. Aa, 259.000 verdi. Oha. Evveliyatına koyayım. O ne lan? 200.000 kredi ödesem ne dersin? 250.000 ödemezsen adam değilsin. Yani. Öde pezevenk öde. Vay anana avradını, o ne lan? Oğlum çok iyi verdin lan. Yani mantıken 18.000'e getirdiğimizde 20.000 sattığımızda demek ki 300.000 net. Bir turda. Kanka her 20.000'lik romokta 300.000 veriyorsa ben bunun var ya her yerinde. Ama 18.000'i yakalamak lazım işte. Takip edeceğiz. Oğlum malı bu kasanın içinde biriktireceğiz. 5.000 var, 10.000, 18.000'i yakalamışsa 16-18 satacağız işte. Öde lan, öde. Paramına koyayım ya. Parayı 25.000'e düşene kadar öde anasını satayım. Öde öde. Çok ödedim. Bir tane geri alayım. Anasını burada nasıl koyayım? O neydi lan öyle? Boş dibe vurdu. He, şuna da bakalım mı? O da olmamıştır. 17.000. Yumurtalar da olmamıştır. Yumurtalar? Sanmam. Bakacağız sadece ya. 16.000. Yani uyumaya başladığın zaman bir şeyler olur. Sen şimdi bunu al. Bunu alttaki tarlaya. Öbürü sapıtıyor ya. Pembeyi de şeyden çıkart. Gübre makinesinden. Öbür makineye tak. Ot dağıttığın yeşil traktörü gübreye takarız. Yalnız bu makineyi oraya yerleştirme konusunda biraz ıkınacaksın. Bıraktı peze. Bunu yapıyor abi, biliyorsun. Çabuk döndür, çabuk döndür. İkinci kolu açmadan dön, ikinci kolu açmadan dön. Ağaca takılır çünkü. Hah. Yalnız bir sıkıntı var. Bu romorka takılır mı? Emin misin? Evet. Bak ağaçtasın. Ne yapıyorsun oğlum? Kal böyle la. Yapacak bir şey yok artık. Gittiği yere kadar. Pembeyi getirip de öbür aleti takalım abi. Biz iki tane ekici göndermedik. Bir tanesi bir taradı, bir tanesi bir taradı. Gübreyi bırak. Gerçi gübre de orada lazım. Gerçi gübre her yere lazım. Değil mi? Dur lan. Şuraya gübre atalım abi bize. Alacak mı? Aldığı kadar.
Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim sana. Elektrikten full kar gelecek şimdi, biliyor musun? Daha da kar gelmesi için daha da az borcumuz olması lazım. Ben sana söyleyeyim, soyadan çok ciddi borç ödeyeceksin. Ödeyelim abi. Bu kadar soyadan deli borç ödersin. Çok deli borç ödersin. Hayvan gibi borç ödeyeceğiz anasını satayım da. O ekicilerin işi bitecek de ben de göreceğim. Şimdi biri bitecek, boşluğunu tamamlayıp buraya vereceğim. Gübrelediği kadar, gübrelemediği kadar kanka. O da oradan geçti mi, bitti zaten oğlum. Bitti ya da bitmedi, ıskaladıysa da ıskaladık düne. Çıktığı çıkacağı kadar. Ne yapalım yani? Sonuçta bir şekilde bu işi yapmamız gerekiyor yani. Bembiş traktörümüz var. Öbür makine ilerliyor değil mi? Ooo bayağı iyi gitmiş oğlum bu. Bu bayağı iyi gitmiş. Söyleyeyim mi? Bu var ya. Bu çok fena bir durum şu an. Bu ne lan? Ne oldu? Bu ne oğlum? Çok iyi değil oğlum. Bu arkadaş beklesin, sen alt arazideki ekiciye geç. Çünkü bitiyor o ekici kardeşimiz. Ne diyeyim, şöyle attığı zaman hemen gelip göndereceğim. Bunu hemen dolduracağım araziye. Bu arazi içindekiyle o yandaki araziyi yapar bu makine. Yapar da biz doldurup da girelim. Yan araziye de atlama ihtimalimiz olabilir. O video öbürü bitecek. Çaktın. Anladım. Bunu koydun. Bu gitti. Öbürü bitti. Öbürünü öbür araziye koydun. Bunu doldurdun, götürdün, en büyüğe verdin. Öyle yapalım değil mi? Bunları götürüp en büyük araziye vereceksin. Biri başlayacak en büyük araziye. Hı hı. Bittiği zaman öbürünü dolduracaksın, onu da büyük buna... Büyük ihtimalle bu başlayacak. Hı. Öbürünü de götüreceğim, buna desteğe vereceksin ondan sonra büyük araziye. Hı. Zaten boşluk bırakıyorsa da orada bırakıyor İtolit. İtolit? Seri seri uyuttuğumuz zaman da... Seri seri uyutabilmek için paran olması lazım. Ama diyorsun pasif ki pasiften gelecek. Pasiften gelecek. Borcu ödemem diyorsun, uyuturum. Çat 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 arka arkaya. Arada bir diyorsun borcu ödem, baktım para 150-200 bin oldu. Basarım bir 100 bin. 150 bin daha borca. Borç aşağı. Uyumaya devam. Senin borç aşağı indikçe zaten kanka bizim santrallerden gelen atar. Açık söyleyeyim, bu içindeki o bizim yağ fabrikasındaki arazi, her türlü eker bu. Ekerse sıkıntı yok. Eker abi, eker. Her türlü eker. Sorun da yaşamaz. Büyüğe götürürken bu arkadaşa yükleyeceğiz. Orada bayağı bir yiyor çünkü. Tabii canım.
Fide yatay şu iki bölüm yapıldı mı bu arazi Sarıcı Baba gidebilir. Nasıl kanka? Bir durum var. Neymiş? Bu sarıcıyı göndereceksin ya, öbür sarıcının götü dışarıda kaldığı için o oraya geldiğinde sorun yaşayacak. Yani buradaki mantalite şu, eğer ekim makinesinin hızı kurtarıyorsa öbür taraftaki, oradaki sarıcıyı da yollamak lazım. O sarıcı 10'la gidiyor bu arada, biliyorsun. Evet. Bu şeyi düzlemen lazım tabii. Önce bir elle sen git de. Bekle. Yürü. Şimdi ver. Onu gönderelim ya. Hı? Başlasın artık, zaten o hızlı gidiyor. Bu 11 ile gidiyor. Daha fazla gidemiyor zaten. Aynen. Bu yavaş bu dangala. Temiz. Sen iki makinesini versene ben öbürünü. Öbür dallamayı ver gitsin hemen. Bunu götür ver kanal arazisine, başlasın hemen. Çünkü öbürün de ikincinin işi bitmek üzere öbür tarafta. Ama pamukların arasındaki araziye ekim yapacaksın ya. Evet. Orada çok dikkat etmen gereken bir nokta var. Pamuğun üstüne soya ekebilir. Niye durduk biz? Niye durdu bu? Ne yaptı? H'ye basmışım yanlışlıkla. X'e basacağım herhalde. X nerede, H nerede bile düşün. Gitti o, gitti, aldı orayı o. Sal bunu, öbürüne git. Heh. Bu alt kafasını takıyor, bak. Her yere ekmiş lan bu. Ekmiş. Şu uçta kalmış ama. Ha, ekmiş işte ya. Onun dönmesini bekleyene kadar. Ben diyorsun bir yukarı bir aşağı, burayı halledeyim bitsin. Evet. Bunu götürdüğün zaman bizim o pamuk arası baga giriyordu ya. Evet. O uçtan senin bununla bir ya da iki tur gitmen gerekecek. Çünkü bu salak dönerken gider, o bizim pamuğun üzerine bunu eker. Hadi derim ya şimdi. Bak 1400 küsur kaldı, gördün mü? Tek makine nereye bu iki araziyi ekiyorlar? Bu ekecek mi ki o araziyi? Eker lan, niye ekmesin orayı? Orası o kadar büyük değil lan. Öyle diyorsun abi. Burayla işimiz de bitti ha. Sarıcılar devam burada. Ne bitirdi lan çalışmayı, ne oluyor oğlum? Kesin var ya öbür sarıcağı. Ya bu hep böyle çalışmayı bitirdi, ayağı mı yapacak? Bu ne ya? Böyle yapacağız, yapacak bir şey kalmadı yani. En hızlı mantığı da böyle oluyor herhalde. Şimdi bunu araziye vereceksin. Şimdi iyi bakalım. Ben nasıl bir katakını yapacağım şimdi.
Bak. Bu buraya eke. Ondan sonra bunun içine fırlayacağız. Değil mi? Ha. Zekice. Dönerken oradan eğer bizim araziye de ekmezsek ekmeyecek. Ekmeyecek canım, sınır koyduk ya. Ekili diye. Bir izleyelim de ne olur ne olmaz. 11 ile gidiyor ama 24 metre 24 metre gidiyor. Aynen. Şu an gayet seksi bir durumdayız yani bence. Çatır çatır gidiyor alet. Ekmek dolmuş. Kıyafetin kumaşı bitmiş. Değil mi? Bunlarda sıkıntı yok. Ama şu an... Şöyle bir şey yapacağım abi. Beklesin. Ekmeği de sat. Değil mi? Oradan para gelsin. Çünkü işçi çalıştırıyoruz şimdi cevir cevir. Şöyle bir şey yapacağım. Bayağı bir şey yapacağım abi. Kumaş çıkarmasını bekleyeceğim. Çıkartmaz ki zaman durun. Hayır, pasifini yükleyeceğiz ya şimdi. Ha, kıyafet yürütmesin diyorsun. Tabii. Kumaşları doldurup 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 kumaş haznelerini dolduracağım onları. Evet. İkisinin de. Ondan sonra bas üretimi. Şu an kıyafetten biz kazanacağımızı kazandık. Alıyorum alı güzel. Ben sana bir söyleyeyim mi? ...989 grosser abi. İyi para gelecek. 3.900. 3.000'e gelmiş oğlum neredeyse. Bence güzel para verecek. Yani verdiği para adam akıllı bir para olursa... ...2.040.000 ya. Hı hı. Borcu 2.100.000 yaparız. Kurtarırsa. İşte. O zaman elektrikten para gelmeye başlar. Ya şu an zaten her türlü gelecek abi elektrikten para. Daha fazla gelsin. Kötü mü yani? Gelecek. Biraz daha gelsin. Neyse. Ben bir boğaz ıslatma işlemi yapıp geleyim ya. Hayalim bir şeyler. Tamam. Sen sevinirik. Sen bu işleri hallet, ben geliyorum. Vallahi sevinirik. Belki biraz sonra bir mola veririz ya. Vermeyek mi? Peki. Kaç verdi görebilmiş. Ama Furkan'ın dediğine bakarsak 5 para olmay. Harbiden olmay. Yardırmaya devam. Ne alemi lan bu arada? Çek çek.
Oyun kasmıyor aslında. Şöyle bir durum var. Yayın yapmış olduğumuz şey, bilgisayar biraz streamingde zorlanıyor. Çok fazla yüke biniyoruz onda. Ondan dolayı şu an kasma yapmıyor. Kasma yapıyor. Yani internet hattıyla alakalı bir sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Grafiyaları ne alemde? Gidelim kanalayı da alalım. Yani normalde şu anda oyun kasmıyor. Aynı isimle YouTube kanalımıza gel, YouTube kanalımızda görebilirsin bu şey durumu, kasmadığını. Kanal Ayağı'nın pazarı nereden gidiyor? Grosser 2900. Grosser 2900 kaldı. Kayfa getirmişsin. Vallahi oyunun bu kadar kastığını söylüyorsun dostum da. Ben söyledim. YouTube'a gelsin baksın bakalım kasıyor muymuş. Ya ben de aynısını dinledim. YouTube'a gel istersen dedim. YouTube'dan mı böyle? Ben bu kick'in yayın basma şeyini sevmedim zaten. Başka bir siteye basıyor. Oradan tekrar buraya basıyor. Bir acayip bir şey. Ne bileyim oğlum ya. Değişik ya. Buradaki record'da bir sorun yok. Baskıda sorun yok. Vay. Ya şu TikTok'un göstergeleri bozulup duruyor ya. Vallahi gıcık oluyorum TikTok'a ya. Ne biçim bir yalat yöntemi şeyi varsa. Ne yapıyorsun oğlum, her şeyi sattın mı lan? Ekmek ve bulmuşta ekmeği sattım. Kanalı dolmuştu, kanalıyı sattım. Ve borç ödüm. Güzel abi, 2 milyon oldu işte. Güzel oldu. 500 bin kredi payımız var. Ekim cihazları şu an ne yapıyor? Ekiyor.
hala aynı arazilerdeler. He. Bıraktığım yerdesin yani. Bitmek üzeredir ama. Yani. Bitmek üzere olduğuna eminim. Başka üretimde satabileceğiniz bir şey? Yok. Hayvanlarda şeyi almamız gerekiyor sadece. Yapak fulleymiş o kadar. Onu uyumaya başlamadan önce alacağız zaten de şimdi ekim makinesi de önemli kanka. Bu gidiyor. Ama sürekli şey hata veriyor değil mi? Hı hı. Vay gerizekalı alet. Bu döner burayı. Ama takılır mı mal değneğe emin değilim. Bence takılacak. Yo kurtarır lan bu burayı. Kurtarır abi. Bu şeyde de... Öküm makineleri boşluk bırakacak ya. Nereye gidiyor lan bu? Dur bakayım ne yapacak. Burada geri gelecek şimdi. Sıfır hazır. Bırakmıştır aşağıdan. Ne oldu zaten bırakmıyor. Kesin bıraktı zaten. Bırakmasa şaşardım. Evet, bir arazi sadece gübreye kalmıştır. Değil mi? Hı hı. Yukarıdakinin de ekicisi... Devasa mekana geçmek üzereyiz şimdi, asıl mesele o. Değil mi? Hı hı. Asıl belamızı neyse. Hı. Tam belamızı şey yapacak. Ebesinin... Ulan biri zorlar öbürü lönk diye içine girer. Şaka mısınız lan? Bunun işi bitti acı. Makineyi toplayalım da bu makine zaten gidecek öbürüne. Öbür eraziye, eraziye. Bu drift atar tam toplamadan. Ekiciyi orada bir dürtükleyeceksin sen şimdi. Aynen öyle. Sonra ekici buraya gel. Doldur öbür araziyi. Yasla gitsin. Sence çeşme bitiren hangisi? Anladım.
Aşağı inik değil ki orman, nereye gidiyor? Biliyorum abi. Bizi altta bıraktıysa bıraktı. Bu çalışmayı bitiren de büyük ihtimalle şey... Gördüm haritada. Sarıcı. O sarıcı büyük arazide bir şey yapmıyor da... Ufak da tıkanıyor. Büyükte de sapıttı ya oğlum. Büyükte bir kere sapıttı. Çarpılmış mı lan bu? Bu nasıl bug lan? Allah'ım bir. Saçma sapan inecek bu lan. Çarpılmış. Bunun da burasında bug var abi, ben bunu anlamıyorum ya. Mal mıdır nedir bu ya? Güzel değil mi? Öbür sarıcıyı da devam ettirmemiz lazım. Şunu bir fullim diyorsun ha? Devasa arazimize gidiyoruz. Sana bir şey söyleyeyim, elektrikten şu an kar gelecek, kar yaptığımızda. Pasif de artacak. Elektrikten de gelecek. Borç hızlı kapanmaya başlayacak. Evet. Soya'ya da kattık bu devreye. Borcu bayağı indireceğiz. İstediğimiz malzeme alabileceğiz. Malzeme sıkıntımız şu an yok. Yok da büyütmek istediğim şeyleri büyütebileceğiz mesela. Örnek veriyorum, almak istediğimiz bir şey alabileceğiz mesela. Para 27'den 28 mi oldu? Bilmiyorum, kafam karıştı benim, yetişemiyorum artık. Abi. Şimdi bak, 28 bizim şu an 3 makine çalışıyor, bu 4. değil mi? Ha, 4 makine, bu 5. Şey çalışıyor, pamuk. Ha, evet. O pamuğun da balyalarını tek tek getirmek lazım. Toplayacağız onu da. Ne oluyor lan? Tabela falan kaldı altında galiba. Sabah. Mallaşıyor da o yüzden. Sen bunu avuca götürme. Birini alttan birini bu kenardan vermiştik, hatırlıyor musun? Evet. Ve sorunsuz gitmişlerdi. İçeride de. Ama bunu açarak bu kenardan veremem. Orada şey var ya. Başlar. Hadi kolay gelsin.
Ötekeki makinesinin de işi bitecek. O şey sarıyor. Bitirmiş o da. Bıraktığı yer yok. Yok. Bir yer bıraktıysa da ben sana... Bir bakalım. Dev sarıcının işi de bitti ha. Kral. Yatırma, yatırma. Bitmiş. Hemen bunu da öbür araziye götür. Bunu da verelim, bu da gitsin. Aynen. Şuradaki sarıcı var ya, burada çalışan. Buradaki sarıcı. Evet. Bunun işi bitince bunu bu tarafa kaydırsın. Büyük sarıcıyı direkt buradaki işi bitirelim, öbür araziye götürelim, beklemeyelim. Öyle misiniz? Bu zaten bunlar ekene kadar o sarıcı anca gelir. Değişik bu herif ya. İki sarıcı, iki ekicin varsa senin bir traktörün boşta. O da gübreyi balacağız işte. Gübre değil. Bir dev arazi, üçüncü sarıcıyı sokmaya bağlayacağım iki takta. Biri alttan, biri üstten, biri ortada. Saldırı! Çok çevik. Götü kaçtı. Ben bu tarafa çevireceğim lan. Sıfıra sıfır durdurdum. Nasıl olsa bir daha geleceğim. Sıkıntı yok. Git sen onu, bunu da ver. Bunu da arazinin tren yolunun olduğu yerden yatay vereceğiz. Evet. O arada o zaman çok fazla boşluk bırakmıyorlar. Az boşluk bırakıyorlar. Benim canım. Benim şimdi merak ettiğim ne biliyor musun? Bunu 2-3 yatırdığımız zaman rüzgar günleri ne verecek? 2 yatırman için o arazideki sarma işlemini bile bitirmen lazım. Evet. Biraz uzun sürecek. Çabuk bitecek bak. Bak sarma çok çabuk bitecek. Ekme çok çabuk bitecek. Sarıcı bulman hızlı biteceğini hiç düşünmüyorum abi. Sarıcı mallık yapmaya devam edecektir. Direkt dal ortadan. Bak kaçıp dal görmüş kaçmış dura gördüm ben. Gidiyor geliyor bak abisi. Gitsin gelsin abisi. Bunu alttan dipten yapıştır abi. Bu da oradan böyle gitmeye gelmeye başlasın. Makineler boşalmasa hemen. 2840 anasını satayım. 3 tona yakın mal. Allah bilir kaç kere dolduracağız şimdi. Orası öyle abi, yapacak bir şey yok. Güzel döndü de çok kenara açılmana gerek yok. Aldı zaten onu. Al böyle. Hayırlara vesile olsun. Hadi bak. Güle güle. Sen şu bizim göt annesine bir baksana. Bu bir yerleri bıraktı mı acaba ya? Bırakıp bırakmadan nasıl anlayacağız ki? Genelde sıfıra sıfır dönüyor da. Değil mi? Sabit böyle yerler belli abi. Bunu kenara bırakmam. Şu altı bırakmadıysa hiçbir yere bırakmamıştır zaten. Orayı illaki bırakmıştır. %70 tamamlandı diyor bak. O
Aynen öyle. O yüzden diyorum sana, bu sarıcıyı götür. Yerine koy. İşte. Bir tek buraları bırakmıştır zaten. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu götürüp oraya koyacaksın ya. Hı hı. Öbür traktörle gel, ufak sarıcıyı al. Engellendi mi? Nasıl engellendi lan? Ne oluyor oğlum? Ha. İçi nerede? İçinde. Ya gitmeyin. Hay senin kafanı. Bak, direkt çevir. Kendin gitmene gerek yok. Çevireceğim zaten, nerede bir şey. Yağmur ayı neyin ne olduğunu göremiyoruz. Bırakmamış. Vallahi bırakmamış. Çok az bırakmış lan, hiç beklemezdim ha. Reis. Çok az bırakmış zaten. Makineyi toplayalım. Bunu büyük arazinin oraya göre park edelim hocam. Sen diyorsun ki o pamukları toplayıp vermek lazım. Evet. Görevleri de alalım artık. Artık kaç para gelirse. Aynen öyle. Daha 27'nin altına daha yeni indi. Bir yerden bir para geliyor ama nereden geliyor bilmiyorum. Rüzgar güllerinden mi geliyor acaba? Bir bak anlamadım ben ya. Bunu park et bir yere. Ne yapıyorsun oğlum? Aşağı uca götüreceğim bunu. Ha, oradan mı verelim bunu? Bunu oradan verelim. Diğerini buradan verelim. Bak. Ne güzel gidiyor, ekim makineledin. Bu hizadan gir, o makine alır orayı. Gir ve bekle. Hatta burada böyle kal bence. Her türlü alır bu burayı. Şimdi çok fazla da atmamış ha. Bir tane mi atmış? 3, 4, 5. 3 tane atlayın az. 2 tane alıp gelelim o zaman. Hı? Söyleyeyim sana, ne yapalım? Bunu fırlayalım gelelim. Var 2 tane malzeme bir şey var. Oradan o paraları almak lazım. Para lazım. Zaten kontratlardan bir tanesi direkt tamamlanacak otomatik olarak. Bilmiyoruz ki. Bazen sapıtıyor biliyorsun.
okkalı sapıttığı zamanları da gördük yani. Tabii ama şu an şey yapacak abi, otomatik olarak alacak bir tanesini. Diğerinde bilmem %70, bilmem kaçı tamamlandı diyecek. Orada var. İşte. Şurada var. İki. İki tane. Ne oluyor lan? Kapıştılar. Lan. Bu arkadaşı biraz geri al. Öbürü gitsin. Sonra bu arkadaşı tekrar gönder. Değil mi? Başka yok da balya. Görünmüyor yani. Arka arkaya bırakmak sıkıntı oluyor şimdi. Bırakalım bakalım ne olacak. Aynen öyle. Para da verebilir ha bize. Bilemiyorum abi orası şimdi. 30 bin nolu araziden. Ulan 30 bin dolar arazide bir yerleri bıraktı mı acaba ya? Makine. Kontrol ettim. İnşallah bırakmamıştır. Şu arkadaşa salacağız şimdi malı. Geri git, geri git, geri git, geri git. Niye geri gidiyor abi? Görürsün şimdi ne için. Bir tamamlandı. Ya mal gitmiyor. Biri gitti. Öbürü gitmedi. Gider. Gitmiyor. Açıkta kaldı. O ittirmemiz lazım. %22 mi dedi öbür arazi o? Ha. Hadi oğlum. Aldı. %49. %80 tamamlandı diyor bak. Bizim biçer orada yine bırakacak. Bir mıçacak oraya yine. Bakacağız. Anlarız şimdi be abi. Bizim bu şeyde çalışan A durmuş. Bıraktığı yerleri zaten bu tarla sabit. Hep aynı yer. Hiç değişmez. İndir paleti. Yallah yallah tazdik. Aşağıda bakmış bu zaten. Yine öpüştüler.
Niye öpüşüyor lan bunlar? Normalde öpüşmez bunlar. Bu bitmiş. Yani bunu iptal et, çek bunu bunun önünden, bu gitsin. Döndür, bu salak döndükten sonra verelim. Gidiyor mu? Gitti. Dönsün o. Dönünce verdik. Hizalasın mı? Ya sen söyle mi? İki makineyle bayağı iyi gidiyorlar. Abi çok hızlı gidiyor, baksana şuna. Bıraktığı yerler de belli. Yani. Bunu da bıraktığı yerler belli zaten. Bunu zaten öbür araziye vereceğiz şimdi. Öbür arazide dediğin gibi yukarıda pamuğu sıfırlamaması için biraz dikkat et. Orayı ben zaten elle dönce bekliyor. Aynı şekilde yukarıdan geleceğim öyle. U şeklinde. On numara beş yıldız. Buradaki sarma işlemleri de bitti. Ben sana bir söyleyeyim mi? Öbür tarafta 3 tane sarıcıyla girersek yarım saatte 4 tane tarla ektik. Pamukları da sayarsan 6. Yarım saat 45 dakikada. Vallahi buradaki recording öyle değil mi? Yok, o sonradan kestin ya. Kestiğim haline baksana sen. Kestikten sonraki haline bak. Tamam biliyorum. Ama diğer işlemler de vardı. Aslına bakarsan diski bir kontrol etmek lazım değil mi? İyi, var yer. De burada yok yer. Şundan bir tane daha almamız lazım. Bunu mu? Şundan. Nasıl alacağım bilmiyorum da almamız lazım. Onu ben çok indirimli denk getirdim ya. Bana diyorlar ne yapacaksın bunları diye de. Kardeşim artık yani resmen vergi numaramız var. Yani şimdi işin ciddiyetinde olmak zorundayım. Değil mi? Resmiyetini, ciddiyetini ne halsa artık yani o mevzuda olmak zorundayım abi yani. Şu an için baktığın zaman 1, 2, 3, 4. Bunun içinde kalan yeri düşünerek 5 buraya koysam, onun içinden de bir tane ayırsam 6 yapar. Bir şekilde çözeceğiz bu işi. Öpüştüler mi yine onlar? Bunlar nasıl denk geliyor lan? Ha, o gidene kadar diyorsun şurayı bir mıncıklayayım ha. Mantıklı. Elimizdeki çalışma bitiren kesin biçer ha. Evet. İnşallah içinde çıkartabileceğimiz kadar mal bırakmıştır. Bayağı bıraktı. En son 5000. Parça bıraktı galiba. O gidip gelirken şu altı da sür istersen. Öyle şimdi.
İşçi mi gidiyor? Evet. Şu diyorsun kontratı da halledelim de paramızı alalım ha. Ama önce bu arkadaşı diyorsun bir halledelim. Bir verelim bu çalışsın bu köpek ha. Hayırlı sabahlar dostum, hoş geldin. Hayırlı sabahlar kardeşim. Biz bu oyunu niye bırakamıyoruz ya? Abi biz şu anda soyada ne alacağımızı çok merak ediyoruz. Ondan dolayı bırakamıyoruz. Yulaf'ta da aynısı oldu ya. Oğlum var ya, bu sefer fırçanın Allah'ını yiyeceğiz. İkimiz de biliyoruz değil mi? Yapacak bir şey yok abi. Kazık kadar herifler diyecek, oyunun başından çocuk gibi. Her şey farming için. Havuzumuz işte maviye denk gelecek diye. Zaten arazi kıç kadar. Arkadaş burayı götürsün. Biz bunu alıp çalışmayı bitirdi derken ekici. İçeride böyle zaten bize yakın bir yere göndermek dünyanın en kolay şeyi. Değil mi? Tek düş. Şak ışınla gitsin. Tabii canım. Bu bitti diyene kadar bir tane sıçmış mı oralara baksana? Bakacağım. Çıkartıp duruyor biliyorsun. Biçer yerde kalmış. Sıçmamış, yerde kalmış. Bu salağa geri gönderelim, bir çalışsın değil mi? Çalışsın, bu tarla kontratları bayağı bir uzadı artık. ₺15.000 yazıyorum içinde. Evet. Bunu istersen buraya at, bıraktırayım. Fulle siktirin. Hiç kasmaya gerek yok. Verirse de para versin, boş ver. Yanlış mı düşünüyorum hocam? Doğru. Sorun değil. Para da verse olur artık. Yapacak bir şey yok. Biliyoruz verimi azalttığını ya. Aman. Ha, bu ucum yapamamış bu garip. Uç kaldı ya abi. Öbürünün bıraktığı izden bunu yollayacaksın şimdi sen. Devam yukarı aşağı. Bak o gidip geliyor orada bak abi. Ne güzel. O da gitsin gelsin. Mis. Abi ben sana ne diyorum? Geçen biz buraya yulafı ekerken, tamam mı abi? İlk baş tek biçer başladık. Şey, tek ekiciyle başladık. Tamam canım. Olabilir. Sonradan ikinci ekiciyi aldık biz. Baksana burayı bayağı daraltmış ama bir ha. Tarlayı bulamamış. Nasıl bulamadıysa. Şimdi buldu. Öbür de buraya doğru geliyor. Hisler gibi gidiyor abim ya. İçeride çalışıyor. Evet. Öbür tarafta sarıyor. Koparta koparta gidiyor yani. Baksana haritadan. Şu kadarcık bir alan kaldı. Çift makine gidiyor oğlum, ne yapayım? Elden gelen neyse onu yabayrık. Bütün gün gidecek zaten gittiği yere kadar. He. Bence gayet şık gidiyor. Bence de. Çok yakışıklı gidiyorlar. İçeride bunu da mı yollayacaksın? Artık yollayabiliriz aslında. İyi. İşçi. İşçide. Güzel. Kanka bizim bir traktörümüz daha var. İstersen ona da şeyi takalım. Nereye koyduk lan biz o traktörü? Şu mu lan? Şurada bak. Solda. Bu mu? Ha.
Ha, bu değil, bu Fendt. Öbür traktör nerede bizim? Burada. Bunu boşalt, bunu çıkart bunun gıçından bence. Sarıcıyı takalım buna, küçük küçük. Öbür arazideki işi iyice hızlandıracağız da. Bence hızlandıralım. Abi kim bilir ne kadar soya verecekler. Ne kadar verecekler bilemem ama bu işlere gübre atmak biraz zaman alacak. Gübre çok çabuk biter. Makine tek ya. Gübre çok çabuk biter. 42 metre atıyor lan. Atıyor değil mi? Ona bir şey demiyorsun. Bunu hemen göndereceksin mi? Göndereceğim tabii. Dikine. Ha. Küçük makine olduğu için sorun yok. Evet. Sizden yetişemez öbürünü. Çocuğum. Salla bunu da dikleme buradan. Bu da başlasın. Öbür makine bitince buraya desteğe getiririz. Aynen öyle abi, öyle yapacağız zaten. Gerçi onu koyacağımız yer kalmıyor lan. Bir de öyle düşünmek lazım. Hallederiz bunu. İndir makineyi, hadi bakalım. Hadi gidiyor. Kardeşimiz gidiyor burada. Güzel. Üçüncü makinede öbür tarafta işini bitirdiğinde tertemiziz. O da ortaya gelmiş zaten. Şu en alttaki salak döner inşallah. Kendi dönüyor. Değil mi? Yes. Ne yapıyor lan bu? Hayırlı olsun. Geri mi ittireceğim? İttirebilirsen ne hala? Şimdi onun içine binip geri geri çıkacaksın onu. Oraya takıldığını düşünürsek şeyden geçeceksin. Şuradaki körpüden. Baksana ne kadar yakıt olmuş burada. Burayı bitir. Bitireceğim oraları da. Yani bir depo yakıt yaptık. Değil mi? Versene oğlum şimdi, ne olur şimdi. Dönüşünü kontrol ederiz. Bizim diğer cihazları da takip etmemiz gerekiyor çünkü. Birbirine toslayan yok. Şunu yine boş bırak, şu yavşak ya. Yatağa gelen var ya oğlum. Bak, orayı yukarıyı da boş bıraktı. Oradan yukarı gidecek ama. Burası var da. Hallederiz oğlum, gitsin bırak o. Yok şey, sarıcı orada çalışıyor ya. Şu kısmı halletmemiz lazım. Sarıcı 2-3 tura buraya gelir. Lan bu yukarı doğru gelsin. Dur dur. Salak bir diyeceğim. Değil mi?
Doğru, tekrar sarıcı döndüğünde oraya gelecek. Bu arayı düzlememiz lazım ki sarıcı gelsin. Dümdüz git yolu. Hop. Orayı sarıcı girmiş mi? Gübre de girmemiş. Bence makine de girmemiş orayı. Elimizdeki de girmemiş orayı. Sarıcı girmemiş değil mi ona? Neyse. Bir kısmına girmiş sarıcı artık olduğu kadar. Şeye mi gireceksin? Öbür taraftaki bölük pırçık attığı yerlere de mi gireceksin? Elindeymişken. Şurası gibi. Çalışmayı bitirdiniz diye kesin biçerdim. 90. Bağ konusu. Ekmedi orayı yine. Değil mi? Şimdi etti. Oraya etmiş de küpeye göstermiyor. Şimdi oğlum A bitirdi deyip duruyor, ne oluyor lan? Hangisi? Hangisi durdu? Şu. Dev. Burayı ekmiş, tamam. Burayı yapmış. Yapmış da orayı niye yapmamış salak? Buradan itibaren yapmamış. Değil mi? Bitsin. Biçer kardeş, halletmiş galiba hepsini ha. Bu sefer halletmiş abi. Bir tarlanın ortasına bir yere çıkarttır bakalım aynı gibi. Bu biçeri sıfırlayıp gönderebilirsin. Evet. Birbirine mi tosladı lan yine bir şey? Ama birbirine tosladı bir tane yazmaz dedim. Bunun içindeki biz niye çıkaramıyoruz ya? Tamam. Allah Allah. Bir dakika.
Bak şimdi ye. İçi dolmadığı için yapayım. Otomatik yaymayı kapalı açmışız ya. Götüreceğiz, koyacağız oraya. Artık para verir, ne verir bilemiyorum. Malı koyalım, paramızı alalım. Bu arada bizim öbür cihazlarda gidiyor mu gitmiyor mu onları bir mıncıklayacağız. Bence makineler de gidiyor sorunsuz. Kral. Şu an gidiyorlar bence. Gidiyorlar. Gitmemiş olsa hata verirdi. Yok zart oldu, yok zurt oldu, yok kıl oldu, yok gün oldu. Oha. Biraz fazla mı aşağı attık? Ve çok iş çalıştırıyoruz oğlum, normal değil mi? Bayağı iş çalışıyorum ben. Şu an 5 makine çalışıyor. Sağda. Bakayım. 4. Bitirmiş bak. O da bitirmiş. Biraz bırakmış olabilir ama. Köşede. %90 tamamlandı. Hı? Bıraktım oğlum bu bir yerde. Ha? Yo bırakmamış. Nasıl %70'i tamamlandı diyor o zaman? O kadar sıkılsın iptale basma yani orada başka bir şey var. Bakarız ona. Fırla mı bakacaksın? Hı hı. Bırakmış olabilir gerizekalı. Aha. Makinelerden biri bitti. Bu mu? Tohumu bitmiş. Öbürününki de bitecek. Ha bayağı iyi dayandı. Bayağı geldiler ya. Bayağı geldiler hem de. Ama şöyle bir şey var o kısımda. Bayağı iyi geldik. Daha bir yığın yeri var ama yapılacak. Bir yığın dedin neresi kalan az bir şey bir yer kalmış. Pek fazla bir şey kalmamış bence. Sarıcılar da bitirecek işte ondan sonra tamam. Tarlada bence biz ne unuttuk biliyor musun? Bir tane balya unuttuk. Bence. Gezeceğiz bulacağız. Belki de biçer bıraktı. İyice bir tur atmak lazım diyorsun orada. Evet. Thank you.
sen. Bir kasa yedi. Öbürünü de bitirecek. Net bitecek. 3.000-3.500 arası tohum yiyor o arazi. Yarım bıraktığı yerden mi yürütecek? Nereden yürüteyim ki başka? Dalınız. Bu sarıcı. Tam nereye yiyelim? Orada gördüm. Güzel. Devam ki. Diyorsun ki orada kesin bir tane balyı attı ve biz onu göremedik mi? Evet. Öyleyse zaten mevzu çözdük. Diyorsun ki al... Aa, nasıl bitirdi lan? Ha bu. Gel. Bas ayı. Bir de bizim şu öbür arazidekine de baksana ya. At kafası orada durdu ama o arkayı bırak... arka tarafına bırakmıştır o mal. Abi dur ilk baş şu olayı bir çözelim de. Attı bir yere biz onu bulamadık diyorsun. Aşağı doğru bir bak. Yok lan arazide. Niye böyle bir salaklık yaptı? Bence yağmurda biçtiğimizden dolayı. Verimi düşük geldi değil mi? Evet. Boş hiçbir şey yok. Vallahi boş. Arazide hiçbir şey bırakmamışız. Tertemiz olmuş bir şey. Tüh. Biz onu akıl edemedik. Biz onu akıl edemedik. Boşa gitti. %95'te kaldı abi ya. Vallahi. Bak pamuklar geri geldi. Para yetersiz diyor lan, ne oluyor oğlum? -24.000 diyor. Tamam dur. Aa. Hatalı biçmeden dolayı. Bak tüp pamuk geri geldi. Evet. Zararı bize geçirdi. Peki makineler durdu mu? Durdu tabii. Hepsi durdu hem de. Bu zaten bitti bitecek. Bunu gönder, bu bir dönsün. Düz gidecek abi. Salak olduğu için. Abi şu havanın içine edeceğim ama ha. Allah'a
fazla sardırma çünkü dengesizleşecek komple. Hiçbir şey gözükmüyor ya. Önümüzde. Çapraz duruyor şu an. Sal. Arada boşluk bırakırsa da bırakır, koy bir tarafına gitsin. Şu arası sıkıntı, şu arayı çözmemiz lazım o gelmeden. Şey mi? Evet. O makine buraya gelmeden burayı bitirmemiz tamam, lazım. Tamam, hallederim şimdi. Dediğin nokta olacak. Burası niye sarılmamış lan? Saracak abi. Doğru ya. Şurası sarılmamış. Ha, atlamış yine bir yerlere ha. Oluyor, yapıyor ya abi. Mecburen bir daha elle. Yani. Tam bir zulüm. Aynen öyle. Şansın içine ya. 24 bin ne soktu be. Ama bandı kredi yalnız. Senin para olmayınca ne olacak başka? Nasıl satayım? Arazi o kadar büyük ki. Ama iyi bitti arazi. Bitti de. Bu gerçekten abi iyi bitti. Ananı avradını neye takılıyor bu ya? Ben sıçacağım bug'ına ya. Ya bir şeyler çalışmaya bitirdi diye yine Allah'ım çıldıracağım. Kesin bizim o sarıcı yine ha. Büyük olan. Büyük olan var ya hıyar olan. Normal abi. Buraya daha sarıca girmemiş. Geliyor ama götüm götüm ha. Thank you.
sayılır. Taraf değişiyor ki bunu. Sardık ya burayı kapalı. Oraya ekmemiş ama değil mi? Yo. Sarıcı girdi buraya. Burayı bir daha niye ekiyorsun ki? Ya burası ekildi, ekilmedi. Bak. Ve sarıcı girdi. Ne yapalım? Kısmet. Şimdi diğerler de var abi. Yarım bırakmış. Şurayı da komple alalım o zaman, sarıcı da almalı. Küçüğü değil, büyüğü. Büyüğü gelecek ya. Oo. Bak ekmemiş ortayı. Ettik. Ama ben sana söyleyeyim. Bu işi masada başka bölüme kalır abi. Aynen öyle abi. Kalmak zorunda. Çünkü bir de şöyle bir saat mefhumu yapmak zorundayım. Benim bir de uymam gereken bir program var. Tatilde bile olsa. Peki ben de... çok çok sapıtma. Şurada 6 güne kalmaz işe başlayacağım. Evet, ben de yoruldum. Bunu başka programa bırakacağız, hasadını. Sabahın 6'sı oldu, akşamın 8'inden. Valla sabahın 8'in akşamın 6'sını bilmem. 8 saatte bir yayın durdurdum, 2,5 saatte buradan akışı var tekrar. YouTube'da 10,5 saat var abi. İşte 10,5 saat işte. Sen bu makineyle manuel olarak bir yerlere daha gireceksin zaten. Şurayı yukarıda bir kontrol mü etsek? Ne diyeyim? Köşeleri. Salağın ekmediği yer illa var. Ne yapacak çok merak ediyorum orayı. Bir dur bakayım ne yapacak. Bak bitirdi dedi. Sarıcılar bitti mi? Bu tarla bitti. Gerisi uyu babam uyu moduna geçecek zaten. Dehşet bir para gelecek ama. Tamam. Ekmemiş mi lan buraları? Şuralarda var yerler. Pörçük pörçük. Sarıcı buralardan yeni mi geliyor lan?
Bak oralara ekmedi, iti oldu iti. Sence bug mı? Bak, ekti şeklini gördüm. Önce orası çok sakat. O tarla değil zaten. 52 numara kardeş. Otopark yaptığın yer. Çok içeri girdin çarpacak oraya buraya o mal. Komple ekim işi tamam galiba. Evet. İyi de yapmış. Asfaltın kenarıdır bence. Engellendi diyor lan. Ne oluyor oğlum? Senin bu C neye takıldı? Şoförün. Buraya kadar gelmiş o da bir şey. Değil mi? Evet bu ikinci ya. Bu bizim oraya dönüyor ki. Çok öyle malzemelerin olduğu yere soktuğun zaman zaten bug'a giriyor. Engellendim, engellendi diyor. Kopuyor salak. Boş. Boş mu? Evet, boş. Olamaz. Bu dolu çıktı. Abi bu nedir ya? Pilin bitmiş. Pıtıs. Şunu işaretle gönder. Çalış köpek. Kanka buranın da işini bitirdiğimize göre. İşçiye ver yolla bunu da. Şeyin oraya kadar gitsin en azından. Şeye doğru git. Yolu işaretle kanka. Yolda dursun mal değneği gibi. Çok öyle mantıklı. Şu an çok mantıklı bir şey yapıyoruz biliyorsun değil mi? Sorulması gerektiğini biz de biliyoruz. Sarıcıları takip edeceğim.
Durmuş mu? O gidiyor öbürü. Manuel olarak durdurulur dedi. Ha, öbür ekranda basınca. Kafa gidip geldi benim. Oyunun modlarını artık toslama. Toslama. Gönder arkadaş ya. O arkayı bırakmışım, baksana arka tarafına. Bırakmadıysa tamam, ama bıraktı büyük ihtimalle. Hadi bakalım abi. Bak, izi gördün mü? Bir burayı bırakmıştır diye düşün. Tarla bulunamadı. Ne diyor lan bu? E çalışıyor bunlar. Baba. E tamam, yerine gitmiş işte. Değil mi? İş oluştur dedik ya. Gitti, bizim derdimiz oraya göndermekti onu. Bu bitti. Hemen sağdan girdim zaten. Dursun oğlum orada. Alırız bir yer. Katlasın onu, öyle sokacağım ben içeriye. Ha. Bu arada bunu da şuradaki otopark alanına geri sokayım diyorsun. Aynen öyle abi. Mantıklı. Mantığına sokayım. Bunu oraya geri sokayım. Sarıcıların işi bitmek üzere. Otobarı koyayım. Sarıcının işi de bitirelim. Bitti zaten ya, bir şey kalmadı. Hı hı. Kafanın ne zaman lazım olacağı belli olmaz. Girdiğin yerden zaten açık bıraktım sarıcı diye bakacağım. Bırakmazsa zaten şerefsizdir anasını satayım. Oraya sığmaz ama kim orada duruyor ama. Her türlü diyorsun değil mi? X'e basmadım, ben direkt V'ye bastım. Direkt indir, hiç uğraştırma bizi. Oooo sevgili YouTube'cum, şu sarma işlemi bittikten sonra yayının sonuna gelelim artık sevgili TikTok ve sevgili Kik. Sabah saat 6.30 olmuş ve 11 saat olacak biz yayın yapalı. Yani 11 saat. Niye bitirdi dedi, aklına sıçtı. Ama ne yaptık, ayçiçeği maçiçeği topladık abi. Topladık toplamasına da büyük ekim operasyonumuzu yaptık. Asıl şimdi büyük hasada geldiğimiz yayın güzel olacak.
dev hasat yapacağız, dev. Burayı tamam. Tahmin ediyoruz zaten nerelerde bırakacağını. Değil mi? Bu alt köşeyi zaten komple döneceksin. Orayı, ya orayı kesin bırakıyor orada. Net. Ya bırakmazsa hatırım kalır it oğlu itte. Sol kulağım çınlıyor. Garanti babam bana sövüyor. Garanti tabi. Kalkmıştır çünkü işe gidecek. Değil mi? 7.30'da falan açıyor onu. Bu uçta başka bıraktığını sanmıyorum kral. Ama karşı uçlar. Tam sol yap. Dön dön biraz daha dön 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 dön. Orada değil lan. Şu direğin olduğu yerde belki. Evet. Sana avradın. Yine bıraktık, bir yer bulduk ha. O salak niye durmuş yukarıdaki? Makine full mü gitmiş la? Sanmam. Hı hı. Gitmemiş. Dedim ya sanmam diye. İlla bırakır pezevenk. Tabii canım. Ama bitecek. Şimdi sen bununla o ortada boş kalan yer var ya. Evet. Oraya gireceksin. Evet. Ve görünen köy kılavuz istemez. Arazinin neredeyse hepsi bitti. Yanlış. Uzakta değildir. Öyle. Görünen köy uzakta değildir abi. Tamam, bayağı bitirmiş işte. Ama büyük ihtimalle buradan yukarı dümdüz yardırman gerekecek. Senin onun üstünde yapmamıştır bu eşşoğlu eşek.
üzüm üzüme baka baka seninki benden kadar. Ama yok lan, bir kısmını yapmışım. Şuna bak. Ne? Üzüm üzüme baka baka seninki benden kadar. Bitirmiş lan oğlum. Vallahi bitirmiş. Bayağı yapmış yani. Üstte. Bu uçta da vardır boşluklar. Engellendi. Kim engelledi? Ne zaman engelledi? Ben buraya niye çıktım? Nasıl çıktım? Gördünüz. Yürüdüm, çıktım. Ne zaman çıktım? Kim çıkardı lan beni buraya? Sahi ya, ben buraya niye çıktım? Kim çıkardı lan beni buraya? Bilmiyorum var ya. Büyük tiyatrocuydu. O da erken gitti. Abi adam bu belediye reisinde şey diyor ya hani, işte melek diyor ama diyor Melaki Hanım diyor, benim diyor bavullarımı hazırlamam diyor en az diyor 10 yılım alır diyor. Adam 10 yıl sonra vefat ediyor anasını satayım bu filmi çektikten sonra. Ama o ülkenin gördüğü en büyük tiyatroculardan biri. Abi konuşmadan güldüren tek kişidir. Herifin işi tiyatro. Bu büyüklerin izinden gidenler var ya. Onlar da çok yaşlandı. Mesela Zafer Hoca. Zafer Algoz Hocam. O da biliyorsun yaşı geldi bayağı. Ama bu adamları... Bunlar var ya doğayan ya. Sanat okullarının adam yetiştirdiği zamanlarda yetişmiş insanlar. Yeah. Biz de YÖK'ün içine ettiği sistemde sanat öğrenmeye çalışan garibanlar. Onlar her altı konservatuvarda öğrenmiş de mezun olmuş. Biz güya öğrendik diye çıktık, bir de uygulamasını yapacağız diye piyasada 10 sene yedik. İşte bu da verilen eğitimin kalitesi. Ya da eğitim veren hocaların kalitesi, bir şey diyemeyeceğim artık. Buralara hiç girmemiş lan. Geliyor oğlum şimdi yavaş. Oğlum onlar orada birbirine tosladı durdu. Harbi mi lan? Yok. O zaten şimdi senin önünden dönecek. Ha? Tarla mı kaldı orada? Üç sarıcı çalışıyor mekanda. İki sarıcı
İki ekici tamam ama iki sarıcıyla daha bekleyecektin. Üç sarıcıya geçince daha hızlı bitiyor. Evet. Şan var elimizdeki makineyle anca ucu ucuna bizi kurtarıyor. İşi büyüttüğümüzde makine sayısına indeksli olarak parça parça arazi almamız lazım bizim. Yani bir arazi aldık, makineler ne kadar kurtarıyor bakıp ona göre almak lazım. Makine parasını ayırmak lazım. Aynen öyle. Bir şey kalmadı be, bitti. Bura bitti. Ve hasata 3 biçerle gireceksin ya. O kadar arazi de 3 biçerli anca. Zaten arazilerle de şey yaparız. Zaten öbür tarafta 4 arazi yok mu abi? Bir de bu 5. Biçerlerin her biri bir araziye, ufaklara girer. Toplaya toplaya. Gelirik. Bu araziyi en sona mı bırakalım diyorsun? Üçünü birden buraya vereceğiz mecbur. Yoksa en uçtakinden en buradakine tırla git gel mi yapacaksın bile? Olur. Biraz uzun olmaz mı ya? Ben ondan dolayı demedim abi. Mesela aslında bu tarafı biçerek diğer tarafa doğru gitsek daha mantıklı değil mi? Zaten bu arada doğru. Silo o taraf. Buraya 3 biçerle dalacaksın yani. Evet. Bak böyle gidecek. Böyle gidecek, bir de böyle gidecek. Bak böyle. İki paralel. Böyle. Böyle gidecek işte. İki paralel bir dikey vereceksin yani. Ha, bizim gittiğimiz gibi gidecek. Buradaki de. İki paralel bir dikey. Çalışmayı bitiren bizim büyük mü sence? Bence. Burası sarılmış oğlum. Ne yaptı lan? Bilmiyorum ki. İşte bunu yaptım. Ya ne yapıyorsun adam? Bir acayip hareketler yaptın. İleri geri, sağa sola, öne arkaya, yukarı aşağı. Çapraz mapraz Allah ne verdi? Gözün daldı bir anda. Normal. Tarladaki çizgileri takip ediyoruz. Nereyi çizdik diye. He. Nasıl bir çizgi? Şurayı mı çizdirdik biz? Cızdırdık. Şu makineyi gönderttirelim mi? 24 metre aksın bizi oradan ha. Burayı ağacın dibine kadar gidersin. O bir de geri dönecek oradan. Hı? Bu şu köşede vardı, köşeleri alırız. Şimdi köşeye de alacağız şimdi zaten orada. Asfalta doğru hizaladığımız yeri düşünürsek oradan içe dalarsın. Tamam. Bundan sonra da bir şey yok. Alır zaten orayı. Metresi kurtarıyor. Hop. Babuş. Ağaca takma onu da. Zaten bitecek burası. Bak ha, sıfırladın orayı. O ucu ama bir de yapmaz dediğin gibi. İlla yarım bırakacak. Lan. Şu köşeyi de yapmamış. Burada gözüm daldı. Gene gözüm daldı ya. Abi kaç saattir elindeyiz ama. Tokuşlaştılar yine.
Yapmayın sizin ben yapacağınız işin içine zıçam. Kıvırt yukarı. Öpüşler mi gene? Aynısını setim öpüşmesine şaşardım zaten. Çiçeğe mi verdin? Hmm. Zaten bir daha döndüm, bitti. Makine 24 metre oğlum. Ah. Burası da tamam. Orayı zaten yaptık. Bunu topluyor. Ha? 24 metrelik geliyor çünkü kanka yani. Ulan ne uğraştık şununla be. Fena mal alacağız ama. Çok fena mal alacağız. Öyle öyle. Vay 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 vay. Yine ananı. Ne oldu? Engellendi demeye başladı yine. Tamam dön oğlum. Bak o dönüyor gidiyor. Sen de dön çocuğum. Bak dalgalı. Şimdi buraya gidecek. Bu buradan bir dönecek, bitti. Bitti diyecek ama mal ya. Lan 24 metrelik biraz yoruyor bizi ama bayağı iş yapıyor lan. Kalsın da böyle ya. Ha, işe başlayacağım diye açtı makine. Tarla bulunamadı. Ay canım sen tarla ekeceğini misin? Oraya mı bıraktı o? Bana mı öyle geldi? Cücük kadayırı bıraktı orada bak. Dal çapraz anasını, o orayı bitirdi zaten. İleri geri. Hop. Kollarını açtı mı? Budur. Şimdi hop yapacak, bitti. O makine geldi mi burası bitti zaten. Değil mi? Oraya giremez o. Makineler takılır. İçimden geçti. Bu da bitti. Bitirmedim mal. Mal. Allah'a mal.
Gitti. Yolla bir tane olsa iyi olur. Traktörü maaşı mı oldu? Gerizekalı oyun. Seni 611 saat oynadık lan. Niye açıyorsun oğlum? Bitti iş. Yok. Tam kapatmadı sandım. Bakalım açık makine var mı? Sanmam, şunu kapattık. Bir şey deneyebilir miyim? Ne deneyeceksin? Kıçımıza giren borcu mu deneyeceksin? Paraleleştirmeye yer yok diyor. Boş ver. Kaydet. Nerede diyor ki? Lan koyun koyun. Ha. Evet sevgili YouTube'cum, 11 saatlik bir yayının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. TikTok ve Kick 11 saatlik yayında bitti artık. Artık bitti. Artık gidiyoruz biz. Artık biz gidiyoruz. Yeter artık da. Bay bay. Hadi bay bay.